Öncelikle hijyene, el yıkamaya, maske takmaya dikkat etmeliler. Sosyal mesafeye dikkat etmeliler. Gebelerimiz rutin takiplerine gelmeliler. Bizim hastanemizde tüm gerekli önlemler alınmış durumda. O yüzden endişe etmesinler. Gönül rahatlığıyla hastaneye rutin takiplerine gelebilirler. Hani gereksiz gelmemek önemli. Çünkü hastaneler toplu bulunan ortamlar, yine de hani rutin takipler dışında gereksiz gelmemeye özen göstermeliler. Özellikle evet, C vitamininden zengin besinleri tüketmekte fayda var. Sebzeler özellikle, örneğin domates, salatalık, maydanoz gibi yeşil sebzeler. Onları tüketmekte fayda var. Narenciye, C vitamini açısından onlar önemli. Onun dışında da D vitamini çok önemli. Yapılan araştırmalar virüslere karşı D vitamininin çok etkili olduğunu göstermekte. O yüzden güneşe çıkmalılar hastalar. Direkt güneşe temas olmalı. Pencerenin arkasından bile değil, direkt güneşe temas olmalı. O yüzden gün içinde güneşin bulunduğu dönemlerde güneş ışığına çıkmak çok değerli bizim için. Evet, yani şöyle, tabii ki COVID pozitif olduğunu düşündüğümüz ve bildiğimiz hastaların evet biraz dikkat etmesi gerekiyor. Şu şekilde emzirmesine devam etmesi gerekiyor ama emzirirken mutlaka el hijyenine, ondan sonra maske takmaya takmalılar. Emzirdikten sonra da başka odada bebeği bulundurması gerekiyor COVID pozitif gebelerin. Doğurduktan sonra ona dikkat etmeleri gerekiyor. Emzirmelerini öneriyorlar. Yani hani mamayla değil, emzirmelerini öneriyorlar tüm bilim adamları. Ancak dediğim gibi maske ve el hijyeni çok önemli ve ayrı odada kalmaları gerekiyor. Tabii yani bu süreç biraz 1-2 yıl sürecek gibi. O yüzden panik olmamalı gebelerimiz, hastalarımız. Hastanelerimizde gerekli önlemler alındı. Biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Çok rahatlıkla hastaneye gelebilirler, takiplerini yapabilirler. Evet, gebelerimizde tabii ki şöyle bir problem var. Yani gebelerde özellikle COVID pozitif olduktan sonra diğer tüm topluma göre yoğun bakıma yatma ihtimali 2 kat artıyor. Hastaneye yatma ihtimali de 5 kat artıyor. O yüzden gebeler diğer insanlara göre biraz daha dikkat etmeliler. Yine her zamanki gibi el hijyeni, maske, sosyal mesafe, bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu dönemde gebelerimize yaptığımız 3. aydaki ikili test, 4. aydaki bazen yaptığımız üçlü test, 5. ayda yaptığımız ayrıntılı ultrason, kan testleri dediğimiz rutin takipler yapılıyor. Bunları aksatmamaları gerekiyor hastalarımızın.